gerçekten zor bir süreç. Bu zor süreçte sağlık tabii ki her şeyden önemli. Ama bu sağlığın yanında yetkililerin aldığı karar doğrultusunda yaklaşık 9 aydır öğrenciler eğitimden uzak bir şekilde, uzaktan eğitimle faydalanıyorlar. Bu konuda yetkili mercilere seslenmek istiyoruz. Türkiye'de sosyal medyada Twitter üzerinden gerçekten bir gündem oluşturuldu. Bu gündemde özellikle 8. ve 12. sınıfların en azından bu kademelerin açılması gerektiğini belirtti insanlar. Veliler, öğrenciler, eğitimdeki tüm paydaşlar bu konuda çok güzel bir gündem oluşturdular. Pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tüm sektörleri etkiledi. Tabii diğer sektörlerimizde maddi konuda etkilenme olur ama bunun telafisi mümkündür. Ama eğitim sektöründeki bu şeyde sadece ekonomi değil, çocuklarımızı da ilgilendirdiği için burada çocukların psikolojisi, diğer sosyolojik durumlar da söz konusu oluyor. Bunun için okullarımızı hijyen kurallarına uygun bir şekilde getirerek açılması, okuldan öğrencilerimizin uzaklaşmaması tabii ki temennimizdir. Tabii bunları tedbirler alınarak yapılması çok doğaldır. Biz eğitim olarak da bu konularda hassas davranmamız gerekir. Bu çocuklar ruhsal ve psikolojik olarak gerçekten bu işler düzeldikten sonra biz dünyanın ekonomisinde bu işe yansıtırsak inanın bu çocuklar ruhsal ve psikolojik olarak toparlayamayabiliriz. Bu 1. Dünya ve 2. Dünya Savaşlarında da 10 yıl sonrasının neslin nasıl heba olduğunu tüm dünya biliyor. Avrupa'da okullar açıkken ülkemizde okulların kapalı olması gerçekten üzüntü verici. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyorum gençlere yönelik. İnşallah en azından diyoruz 8. ve 12. sınıfların 4 Ocak sonrası okullarıyla, kurslarıyla buluşmalarına inşallah güzel bir müjdeli haber verir. Bu telafisi mümkün olmayan konular oluşuyor. Çünkü öğrencilerin bilhassa 8 ve 12. sınıflardaki öğrencilerimiz sınava girecekler. Sınavlar ertelenmediği için bu sınavlar devam edecek. Bu sınavlara hazırlanmaları gerekiyor. Bu hazırlanırken de bu sınavlarda bu yılları uzun senelerde telafi etmesi mümkün olmayan yaralar açacak. Onun için en azından 8 ve 12'leri yine dediğimiz gibi hijyen kuralları içerisinde okullarımıza getirmemiz gerekir. Ve bu çocuklarımızı evde oturtarak bunların psikolojilerini bozmamamız gerekir. Çünkü önümüzde kısa süre sonra sınava giriliyor. Ve bunları tahmin ederim muhakkak ki yetkililer de anlayışla karşılayacak ve bu öğrencilerimizin okula getirilmesini sağlayacak ve bunlar da kamuoyuyla paylaşarak bizlere yardımcı olurlarsa hiç olmazsa öğrencilerimizin bu yıllarını da kurtarmış olur.